gösterin. Bu da muhteşem bir şey. Müntesipleriniz, okurlarınız, takipçileriniz vesaire, hele gelmiş olduğunuz dönem içerisinde, yaşamış olduğunuz sosyolojik şartlar içerisinde, işte şeyh ile mürit ya da kanaat önderiyle takipçi arasındaki ilişkinin çok net olduğu, çok keskin olduğu, hatta ifrata vardığı bir dönem içerisinde bu sözleri ben söyledim diye kabul etmeyin. Alın, mihenge vurun. Zira her zaman insanın aldanması ve aldatması nedir? Muhtemeldir. Hiçbir müfsit ne demez? Ben müfsidim demez. Kimse demiyor, ayranım eşidir. Hatta şizofrenide ne var? İnsan bir hayal dünyası içinde yaşıyor. Ben alem-i İslam'ın geleceğini kurtaracağım. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Sahabilerle görüştüğünü düşünüyor, zannediyor. Aslında şizofrenik bir mantıkla yaşamış olduğu duyumsamaları vesaire birçok şey kendi gerçekliği açısından doğru olabilir. Hayal ediyordur, hissediyordur, onları öyle yaşıyordur. Adeta alemi sahve uyanık alemiyle bir insanın cezbe incizap içerisinde bulunduğu alem gibi, ikisinin gerçeklik durumu nedir? Farklıdır. Ama takipçiler, müntesipler, eğer onları alıp ölçüye, mihenge, Kur'an'ın esaslarına, sünnet-i sahihanın temel kriterlerine veya da icmanın temel kıyas hükümlerini ne yapmazlarsa, alıp değerlendirmezlerse birçok yanlış yapılma ihtimali var mı? Evet, var. Metin Kur'an ve sünnet üzereyse ne yapmaz? Aldanmaz ve aldatmaz. Ama insan ne yapabilir? Aldanır ve aldatabilir.